Buraya ne dersin? Olur. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. İşlerin nasıl? Çok şükür. Rızkımızı çıkartıyoruz işte. Allah bereket versin. Amin. Siz ne istemiştiniz? Veresiye defterini görmek isteriz. Niye göreceksiniz ki? Borçluların hesaplarını kapatmak için. Kimin ne borcu varsa ödeyeceğiz. O kadar paranız var mı? Cebinizdeki para belli ki üst baş almaya bile yetmemiş. İki kese altın yeter mi? Bakkalsın ama tartmayı iyi beceremiyorsun. Ne vakit insanları gözünle değil, gönlünle tartmayı becerirsin, o zaman terazin de doğru işler. Üstahını buldu işte. Söylüyordum. Bir gün ben olacağım. Nesi var? Hasta mı? Yok, ölmüş. Allah taksiratını affetsin. Bu adamın taksiratı saymakla bitmez. Nasıl affı olacak? Allah büyüktür. Biz vazifemizi yapalım. Hadi kaldıralım cenazeyi. Burada bu adamın namazını kılacak. İyi bildik diyecek, kimseyi bulamazsın. O niye? Ayyaş'ın günahkarın tekidir zaten. Bir kez olsun bu cami adımını atmamıştır. Nasıl iyi bilirdik diyeceğiz. Gündüz bilmez, Ramazan bilmez, elinde hep şişe. Yanında da bir sürü arsız kadın. Öyle geçerdi mahalleden. Onun için bırakın, kalsın düştüğü yerde. Belki başkalarına ibret olur. Hadi yürü gidelim. Efendiler! 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 Bırakacak mıyız bu şekilde? Bırakamayız. İş bize düştü. Hadi gasilhaneye götürelim. Yalnız bu adamın ailesi var mıdır yok mudur bilmiyoruz. Hakkında kötü bir adam diye bahsediyorlar. Lakin belki cenazesine gelmek isteyen bir sevenim vardır. Doğru söylüyorsun. Önce evini bir sorup soruşturalım. Hala. Selamünaleyküm. Buyur evladım. Hakkı Efendi'nin evi burası mı teyzeciğim? Burası, lakin kendisi evde değil. Hayırdır evladım, siz niye gelmiştiniz? Teyzeciğim. Başınız sağ olsun. Hakkı Efendi Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Beni bir başıma bırakıp gittin Hakkı Efendi. Biz cenazesini kaldırırız. Ne gerekiyorsa yaparız. Allah razı olsun sizden. Cenazesi ortada kalacak diye korkardım. Kimse sevmez, tanımazdı mübareği. Evet. Hakkında pek iyi konuşmadılar. Ama siz onların sözüne itibar etmemişsiniz. Sahip çıkmışsınız Hakkı Efendi'ye. Mübarek söylerdi de inanmazdım. Hanım, cenazem ortada kalacak diye tasalanma. Allah halis bir kulunu gönderir, sahip çıkar bana. Başımızda hanedanı devlet var derdi. Anlatayım size. Benim efendi alemdi. Akşama dek dükkanda çalışır. Eve dönerken de kimin elinde içki şişesi görse, elindeki avucundakini verir, satın alıp eve getirip dökerdi. Sonra yolunu şaşırmış bir kadın görse, ücretini öder eve getirir. Ödediği vakit müddetince de nasihat eder, menkıbeler anlatırdı. Mahalleli de onu ne zannediyormuş? Mahalleli bilmezdi benim efendiyi. Namaz için hep en uzak camilere giderdi. Biz de Ramazan günü ibadetimizi yapmak için en uzak camiye gitmiştik. Hakkı Efendi'ye de orada rastladık.
bugünün hikmetini Hakkı Efendi'nin hayatından almamız nasipmiş.